Şırnak'ta, Gökçebey'de, Devrek'te eğitim tekli ve 25'erli sınıflarda. Buyurun, bu adaleti nasıl sağlayacaksınız? Yani şimdi şöyle tabii, yani sen kendine göre bir Ereğli insanı ve gazeteci olarak tabii ki tespitlerim var. Yani, Zonguldak'ı da savunacağız. Bakın. Zonguldak'ta eğer Gökçebey'de bir sıkıntı varsa onu da savunacağız. Örneğin söyleyeyim ben size, Devrek'te bir HES projesi var. Hem muhalefet olsun ve malzeme olsun. Sayın Özcan Ulupınar Devrekli ve Zonguldak milletvekili, babasının ve atalarının çalıştığı yıllarca çakıl ocağı HES projesi içinde kalıyor. Biliyorsunuz enerji meclis kararıyla, millet meclis kararıyla yapılır ve çözülür. HES projesinin müracaat ediyor, durduruyor, yürütme diyor, durdurma alıyor. Sayın Devrekli milletvekili Özcan Ulupınar. Karşı tarafın avukatı da Sayın Köksal Toptan'ın yeğeni. Evet. Şimdi orada bir sorun var. Bak, bunu biz bu programımızda konuştuk. Oradaki sorunu konuştuk. Yani Devrek'te bir sorun varsa, evet, Sayın Başkanım, burada konuşuyoruz. Ama sorunun büyüğü Alaplı'da ve Ereğli'de kalıyorsa, doğal olarak da biz de azıcık da yerel milliyetçilik yaparak bu bölgeyi tutuyoruz. Yani böyle sorunlarla karşı karşıya, yani üye merkez yoklamasını şeye gelir, milletvekili seçimlerine gelir. Merkez yoklamasını ben de istemem. Demokratik kurallar işlesin. Ancak üye sayısı Ereğli ve Alaplı'nın üye sayısı diğer ilçelerden az olduğu için, dolayısıyla Ereğli'ye de CHP'de başarılı olması için 3'ten başka bir yer nereye vereceksin? Hayır, CHP'de şey olsun, hiç üçü yok. Ben şimdi seni dinledim. Herhalde anlatabildim. Özünde Ereğli'nin sıkıntılarını ve siyasette, temsiliyette sorun olduğunu söylüyor. Evet. Ben buna katılıyorum. Hı-hı. Bakın, ben bugün ön seçim diyebilirim ama parti diyelim ki merkez yoklama kararı aldı. Yapabiliyor siyasette. Yani tabii yapabiliyorlar. CHP'de tabii, tabii. Biz ne ön seçimler dedik, oldu olmadı. Veya sen merkez yoklama dersin, adam ön seçim yapar. Ya, kontenzen... Genel başkan bu aralar biliyorsunuz fazla ön seçim lafları ediyor. Sen ön seçim yaparsın, genel başkan tepene bir kontenjan atarır, siyasi partiler kanuna göre hakkı var. Pekeroğlu gibi. Atar yapar. Benim şu anda elimde yetki olsa, yetki tek Harun Akın'da olsa, hakikaten Ereğli'nin sıradaki yeri Zonguldak siyasetinde ikidir. Bak, Zonguldak il oldu, net söylüyorum. Ve ben siyasetimde de, il başkanlığı dönemimde hep Ereğli'ye o gözle baktım. Alaplı'ya o gözle baktım. Harun Akın'ın döneminde Alaplı'ya ben il başkan yardımcılığı verdim. Bana kadar Alaplı'ya il başkan yardımcılığı veren başka bir il başkanı yoktu. Ben başlattım. Niye? Ya Alaplı köşede kalmış. Ereğli'nin arkasında, büyük Ereğli'nin arkasında. Ereğli ile birlikte geliyor, Ereğli ile birlikte gidiyor. Ya orada dedik, bir eğer gelişme olacaksa Alaplı'nın bir arkadaşı merkeze gelsin. Bir siyasetini yapsın, Alaplı'nın sorunlarını ile taşısın dedim. Alaplı'nın ilk il başkan yardımcısı CHP'de benim dönemde olmuştu. Ereğli ile keza hep o ilişkiler. Bakın Ereğli'de, bakın Erdemir'le ilgili milletvekilliğimde ben hakikaten Erdemir için büyük mücadele verdim. Erdemir önce Ereğli'yi bitirir. Tabii Türkiye'nin sanayisi, dünyanın önemli sanayisi ama önce Ereğli'yi bitirir. Şimdi yarın da aynı şekilde genel merkez, siyaset, ey Harun Akın hadi bakalım yetki verdim sana, sıra yap dese, Ereğli'nin bir olmasından hiç rahatsız olmam, iki olmasını da desteklerim. Bak, bir olmasından bile rahatsız olmam. Niye ya? Bak, bunu çok böyle hiç bir kongre öncesi mesela böyle kaypak konuşmuyorum, sıkıntılı hiçbir şey yok. Ben bu işlere hep alala geldim. Sıkıntım oldu ama dik durdum. Yani benim şeyim odur. Ereğli'nin seninle ilgili değerini ben de biliyorum. Bilen bir arkadaşınızım. Ama şunu da son söyleyeyim. Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partisi kongresini takip eden ve Ereğli'nin menfaatine eğer bir şey bekleyen CHP'li üye, delege kim varsa, Harun Akın'la birlikte olursa Ereğli'nin hakkını daha iyi sanır. Daha ne diyeyim bunlara? Evet. Daha diyecek bir şey. Ben genel bir şey soracağım. Şimdi CHP'deki bu iç sürtüşme ta genel merkezden illere kadar yansımış durumda. Bu iç sürtüşmenin yarattığı ivme var. Yani sürtünme gücünün yarattığı değerler var. Bazen sürtünme gücü artıya, eksiye dönüşebiliyor. Maalesef CHP'de bu eksiye dönüşüyor. Halkta bir güvensizlik var. Yapamaz, işte bundan olmaz ve bunlar hep böyle zaten. Tam iktidarın yıprandığı, doğumuzda savaşın olduğu, sınırlarımızda iç savaşların yaşadığı, kendimizin de artık dün televizyondan izlediğim zaman
daha önce her ne kadar kabul etmişsek, şimdi daha da örneğin Güneydoğu'da Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde, işte Lice'de, Kobani mahalleleri, bilmem neler oluyor. Artık bu da oranın Kürdistan olduğunun gerçeğini ortaya çıkarıyor. Ama öyle deme yani. Öyle dediğin zaman bak kabul etmiş olursun. Sen aslında kabul etmesek de ediyoruz. Bir sıkıntıyı söylerken etme. Hayır, ben etmesem de. Hayır, bu ciddi. Ama demin bir şey söylediniz. Bu ülkeyi bu hale. Söylemekle bak, demin bir şey söylediniz. Biz Atatürkçüyüz, Atatürk'ten kalan partiyiz ama evet. Bu ülkede milli değerleri için savaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi ben göremiyorum. Ben eski CHP'nin üyelerinden, CHP'de 17 sıralı bir adamım ama şimdi birileri savaşırken siz yoksanız, sadece bunu lafta bırakıyorsanız ne olur? Karşısı kazanır. Evet, bak, gene iş yerinizde mesleğinizi icra ettiğiniz yerden örnek vereyim. Değişim Radyo bir kurumsal kimlik yayın yapıyor. Ara sıra dönem dönem bazı yöneticiler tarafından zaafı uğrayabilir, sıkıntılı olabilir, sıkıntılı dönem geçebilir. Ama o yapı devam eder. O kanal çalışmaya, üretime devam eder. Bu kurumlarda vardır. Bu her şeyde vardır. Ailede bile vardır. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten kaygan bir zeminde siyaset yapıyor. Kolay değil. Bakın çok ciddi şekilde her türlü yanlışa rağmen oy alan bir iktidar var. Çok düşman olan bakın Tayyip Erdoğan Bey bugün bu ülkede yani CHP'den çok, bunu mu konuşacağız, CHP'yi mi konuşacağız? CHP'liler biz kendi şeyimize bakıyoruz, öz eleştirimizi yapıyoruz. Bunu genel başkan da yapıyor, MHP da yapıyor. Ben her gün Ankara'dayım, MHP üyesi arkadaşlarımla da görüşüyorum. Evet, ciddi bir sıkıntımız var içeride. Ama iyi ki varız biliyor musun? İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Bak gene şu kongrede 4 tane arkadaş çıkıp aday olabiliyor. 5 tane de olabilir, yarından itibaren 7 de olabilir. Evet. Ucu açık. Peki AKP bugün kongreleri nasıl yapıyor biliyor musunuz? Ankara'ya çağırıyor. Böyle bir kapalı odada sen diyor olmayacaksın, bu olacak. Böyle getiriyorlar işi. Bugün Tayyip Erdoğan'ın oturduğu saray, düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman Çankaya Köşkü'ne Mustafa Kemal Köşkü diyemez miydi? Kim engelleyebilirdi? 12 Eylül'de Kenan Evren darbe yaptıktan sonra Çankaya Köşkü'nün alternatifini kurup da Evren Köşkü yapabilir miydi? Tabii. Yapabilirdi. Nereye geldi? Şu anda ülkenin kaynaklarıyla 1,5 katrilyon parayla Aksaray. AK Parti Aksaray. AK Parti'nin sarayı. Kimin parasıyla? Şenol'un parasıyla, Mehmet'in parasıyla, Harun'un parasıyla. Bizim çoluğumuzun rızkıyla 1000 odalı ve 1. sınıfın üstünde lüks malzemeyle döşenmiş saray. Ve hukuka aykırı bir saray. Mahkeme kararlarını yok sayan bir saray. Gidin Ankara'ya şimdi akşam geçin. Neresinden geçerseniz geçin, bir ışıltı, elektrikler yanıyor sabaha kadar. Tabii kimin elektriği bu? Kimin elektriği bu? Ampul yanıyor. Şimdi sevgili Mehmet, burada bakın bu MHP için de geçerli, CHP için de geçerli. Zor bir durumda siyaset yapıyoruz. Sahip çıkın bu partilere. Hem MHP'ye sahip çıkın, hem CHP. Efendim, çok samimiyetle söylüyorum. Bakın, bir CHP'li siyasetçi olarak hissediyorum da MHP'ye de sahip çıkın. Tabii mesela. Yani çok zor bir durumdayız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde 4 tane aday var. Olsun, 5 olsun. 2-3 gün bu kavga önce değildir. Bu, demek ki bu partide hala da senin eleştirdiğin veya kavgalı dediğin partide demokrasi var. Hala da birileri çıkıp kendini ispat edebiliyor. Bu olsun. Bunların hepsi kardeşimiz, bizim arkadaşlarımız. Birleşiriz, uzlaşırız ama bizi kimse Ankara'dan çağırıp da sen olacaksın, sen olmayacaksın demiyor. Böyle partiler bırak yaşasın, güçlensin. Kaldı ki biz kendi içimizde Atatürk'ün bize miras ettiği, bıraktığı partide Atatürk'e gerekirse yakışmayan bir takım işlemlerimiz de var. Yapıyoruz bunu, yöneticiler bizler de yapıyoruz. Yani. Bunlar bizim öz eleştirimiz olmalı. İşte bakın Zonguldak İl Kongresi. 3 aydır gazetelerden okuyoruz. İl yönetimi istifa ediyor. Dilekçeler, istifa mektupları Nurettin Yolcu'nun kasasında. Orada burada. Ya çıkın kardeşim, partinin tüzüğü açın. Bir danışma toplantısı yapın. Anlatın, belki sizi barıştırırız ya. Ben bir de bu il kongresine gerek olmazdı. Bir husumet. Arkadaş siz suçlusunuz. İstifa eden de düşürülen de suçlusunuz. Ne açıdan suçlusunuz? Hukuken değil. Siyaseten suçlusunuz. Tabii böyle yanlış yaptınız, götüremediniz. Sizi kongre seçti. Ben Halil Fırat'a oy verdim. İl kongresinde destekleyen kişiydim eski milletvekili olarak. Benim oyumu bana niye sormadın arkadaş? Niye toplayıp da böyle bir sıkıntım var demedin? Belki barıştırırdım seni. Ve şimdi bu 2015 öncesi işte bu ilk kongresi. Kötü bir imaj değil mi yani? Şimdi seçme aldığı kalmış. Aynı şeyi söylüyorum. Tabii ki enerjimizi buraya niye harcayalım? Nasıl toparlayacaksın? Toparlarız. Ben Harun Akın toparlar. Bak ben samimiyetle söylüyorum. Tabii
burada şimdi toparlar derken, yani aday olsam da olmasam da toparlarız. Toparlamak için gayret sarf ederiz. Ben şimdi, arkadaşlarımız var, bu işi ben biraz evvel de söyledim. Ben ilk kongresine adayım, aday olacağım demedim. Ciddiye alacağım ilçe başkanları, belediye başkanlarıyla konuştum. Dediler ki abi, niye ben dedim, niye başka bir arkadaşı çıkartıp desteklemeyelim, ben de destek olayım. Şunu söylüyorlar. Abi Zonguldak'ta ciddi anlamda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki senedir bir temsiliyet sorunu var diyorlar. Yani gerçekten var, gerçekten var. Bak Mehmetciğim aynı noktaya geliyoruz. Sizi de aslında bu şehrin insanı değil misiniz? Tabii. Yani CHP'nin kongresini Harun alacak da bu seni de ilgilendiriyor. Bak. Oradaki insan Zonguldak meselesinde, Ereğli'nin meselesinde seninle bir iletişim kuruluyorsa MHP'yi de ilgilendirmiyor mu kongre? CHP'yi de ilgilendirmiyor mu? Saadet Partisi'ni de ilgilendirmiyor mu? Tabii. Onun kongresi de beni ilgilendiriyor. Tabii. Düzgün temsiliyet hakkı olan insanları bu partiler öne çıkartması lazım. Efendim ben 40 yıllık partiliyim. Çok bekledim. 30 yıl benim şey. Hakkım ilçe başkanı. En küçük olan. Kardeşim babanın malını böyle dağıtamıyorsun. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman benim babam da rahmetli çok dürüst bir adamdı. Ölmeseydi ben de onun başbakan olmasını isteseydim. Olur mu böyle bir şey? Siyaset, samimiyetle söylüyorum, başka bir şeydir. Temsiliyet. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Bu CHP'de öyle bir hastalık var ki. Ben 30 yıllık CHP'liyim. Ya bütün... Sen dur, sen bir seneliksin. Hayır, başka bir şey var. Başka veya bir sen şey. Hangi partiden çok geldin? Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben 40 yıldır buradayım, 40 yıldır 30 yıldır babamın partisi. Babamın partisi. Sağdan birisi geldiği zaman adamı dışlıyorlar. Nasıl iktidar? Ama sağlar, CHP'den biri geldiğinde öyle ya da böyle bir yer veriyorlar, tamam. Adamı kazanıyorlar. Bir bakıyorsun. Ben Anavatan Partisi'nden ilgilen meclisi oldum. Bana da tek sen sağa döndün. Ya ne alaka? CHP'nin ne farkı vardı ki? Türkiye'deki marjinal siyasi partiler bunlar yani kitle partileri. Fakat CHP'de bak siz çok güzel bir şey söylediniz. Ben biraz daha ileri düşünen bir insan olarak bu gördüğümüz kaosta gene yerine döneceğim ama Türkiye'de CHP sineği millete dönse bu hükümet Güneydoğu'da olsun, halkı ezme noktasında olsun, işçiyi görüyorsunuz her gün bir işçi, her gün bir insan kili şeyden düşüyor, iskeleden düşüyor, madende ölüyor, 300-500, trafikte ölüyor. Bu kadar insan canının az olduğu ülkede CHP ne? Şimdi sineğin millete dönse diyorsun ya, bu da kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü ama ben bunu anlamak istiyorum. Bu seni vatandaş gelmiş, oy kullanmış, seni milletvekili seçmiş. Aynen, Halil Fırat'ı... Sen orada, Halil Fırat'a, şimdi bak ağzına aldım, buradan benden çok geç gelsin. Şimdi sarsmaz bak mı? Halil Fırat. Sarsmaz. Halil Fırat değil yönetimi. Nurettin Yolcu o istifaları yapmadan üyeye gelselerdi. Bizim sıkıntımız var. İstifa edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir durum yürümüyor. Olabilir ya. Tabii. Ailede bile karı koca arasında kavga oluyor. Çocukların önünde kavga ediyorlar anneyle baba. Yürümüyor arkadaşlar deyip CHP danışma toplantısına gelselerdi belki biz barıştırırdık. Belki de onları anlayarak istifalarına müsaade ederdik. O zaman biz de aday olmazdık. Desteklerdik. Ama benden aldığı yetkiyi bana sormadan bırakıyor. Bu çok kötü bir şeydi. Beni Ereğli'nin Ormanlısı'ndan tut, artık Gökçelerinden, Kandilli'ne kadar, artık en ücra köşelerindeki Gülücü'nden insanlar oy vermiş sandığa gitmiş. Ben Ankara'da ona sormadan sineği millet. Bu ters tepki yaratıyor. Şey, hükümeti sarsmaz mı demek istiyorum? Efendim, hükümeti değil, sen kendi seçmenini, seni seçeni sarsarsın. Anladım. Hükümet bayılır. Anladım. Hükümet bayılır, parlamento devam eder. Ama keşke dönse de CHP, şu parlamentoyu istediğimiz kanunları çıkarsak. Yalnız çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Sizin dediğiniz o kavga ortamını AK Parti, Ereğli'de 6 aydır belediye başkanından bugüne kavga diyor. 7 kişi bir tarafta, 15 kişi bir tarafta. Ama CHP'den hayır. Tık ses yok. CHP'den tık ses yok değil. Ama bak. Dediğiniz güzel bir şey var. Sen şimdi bu kavga yayınlarında benim dediğimi işleyeceksin. Temsiliyet sorunu. Adamda bir kapasite olmayınca. Hayır bir şey söyleyeceğim. Siz çok yani. Güzel bir noktaya geldiniz. Hemen ben orada toparlayayım. Siz bu programa çıkmadan belki seçilecektiniz ama şimdi temsiliyet sorunu söyledikçe size oy verecek delegeler. Yani oy verecekleri de eleştiriyorsunuz. Hayır, doğru söylüyor. Yanlış anladı. Temsiliyet sorunu yanlış anladı. Başkanın kapasitesi onu yani diyor. Yani il başkanı. Yani mesela AK Parti burada kavgayı kendi içine bitirdi. Değil mi? Ben de başkanını söylüyorum. Yani başkanla neticede bir seçmen. Olur mu? Bu tamamen beni seçecek delegelere daha çok haz verecek. Evet. CHP il başkanının Zonguldak gündeminde her yaptığı çalışmayla veya her sorunla ilgilenmesi CHP üyesini hatta seni de mutlu etmez mi? Tabii ki. Burada sorun gördüler ve beni sürdüler öne. Tabii ki. Veya zaten, benim olmamı istiyorlar. Diyorlar zaten ki, Halil Fırat burada Halil Fırat bir bunu anladık, sayı verseydi. Yani, temsiliyet derken partinin temsiliyeti değil. Oradaki il başkanının, ilçe başkanının
temsil problemi var. Başkan ama partiyi ve Zonguldak'ın sorunlarında ortada yok. E siz demiyor musunuz işte bak Ereğli'de yok, Zonguldak'ta yok. E şimdi ama bunu işte kim çözecek? Bunu bu işi yapabilecek. Yok ben şeyi toparlama noktasında bir laf girdi. Dediğiniz çok doğru bir olay ortaya çıktı. Şimdi AK Parti burada 6 aydır kavga ediyor. Ne yaptılar? Yaptılar, diyalog yaptılar. Geçen hafta işte milletvekili yapılan baskıyı biraz geri çekti. O ona biraz daha yaklaştırırken ciddi bir kaos önlendi. Bir nebze de olsa. Evet. Şimdi CHP bunu yapmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Halil Pasbüyük'e ikinci sayı verseydi Halil Pasbüyük'e Halil Fırat. Bu bölgedeki siyasi değişim nasıl bulundu? Veyahut da Ahmet'in... Evet, bak şimdi bunu çok özür dilerim. Benim konumdaki siyasetçi o kadar, o ona verseydi. Tamam, ama şunu yakışmaz. Şimdi Ereğli'nin ikisi noktasında... Bu var ya, programında kalitesini düşerim, yani, bana da yakışmaz. Söyledi zaten, yani isimleri indirgemeyelim. Yani Ereğli'ye... İsim dediğin zaman, Ereğli'ye ben Halil Fırat ismini niye kullanıyorum? Düşen yönetimin ilk başkanı diye kullanıyorum. Evet. Yoksa diğer aday adayı arkadaşlarım ve kişiler işte buraya iki yani o zaman işi de böyle çok farklı bir boyuta getirir. O bize de yakışmaz. Bizi dinleyenlere de bir bizim için de bir katkı sağlar. Abi ben bunu şunun için sordum yani ama. Ben, burada yani çok ben CHP için davetinizi niye kabul canım. Ettim? Bak kongre öncesi aslında bu da bir cesaret işti. Yani riskti. Bizim söylediklerimizden mutlu olacak arkadaşlar olabilir. Mutlu olmayacak arkadaşlar olabilir. Ama ben hepsine buradan şunu söylemek için geldim. Evet. 16 Kasım'dan korkmasınlar. 16 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ta çok ciddi şekilde temsil edilecek bir kadro ortaya koyacaktır. Bu kadro içinde başkan, milletvekili adayı değil, hiç burasına bakmasınlar işin. Yani bu kadro 16 Kasım'da öyle bir kadro kongreye sunulacaktır ki başkan bıraksa da olur, bırakmasa da olur, orada nitelikli insanlar bugünkü yaşadığımız durumları yaşatmadan partiyi 2015 seçimlerine getireceklerdi. Bunu bir kere bugün dinleyen arkadaşlar benim buradan, aslında dinlesin. Ben buradan şunu görüyorum ki yani Harun Akın gerçeği yani Harun Akın'a bir ihtiyaçtan dolayı Harun Akın sokakta gerçekten CHP'nin sokakta olan, mücadele eden, savaşan yani dertleri dinleyen sorunları anlayan bir idareciye, bir Zonguldak'ın tepesinde böyle savaş yani yapacak, mücadele verecek bir lidere ihtiyaç var. Harun Akın bunun için var. Evet. Harun Akın peki bu seçimi, yani ilçeler Alaplı'dan desteği alıyor musunuz, Ereğli'den destekleriniz nasıl Harun Şimdi Bey? Şöyle. Çarcuma nasıl yani çok belki ilçe söylüyorum. Başkanların nezdinde olmasa da ama dediniz ya delege çok nezdinde. Söylüyorum, çok net söylüyorum. Yanımda olup gerçekten kararlı ilçeler de var. Bak kararlı, karar almışlar. Delegesiyle, yönetimle karar almışlar. Çok kararlılar. Benim ötemde, ben de adaylığımı açıklamadım. Ama bu kararlı yapı hakikaten beni çok mutlu ediyor. İşte siyaset bu olması lazım. Çaycuma ilçesi, merkez ilçe ve bunun yanında Alaplı'da, bakın net söylüyorum, Alaplı'da, Gökçebey'de, Kilimli'de, Zonguldak'ta ve Kozlu'da. Kozlu'da delege üzerinde çok ciddi bir ağırlık görüyorum. Harun Akın'la birlikte yürüyebiliriz diye. Harun Akın olmalı diye. Şimdi ben bunu Şenolcuğum. Eğer bir pas geçersem, dersem ki ya arkadaş ya 6 ay sonra seçim var, ya ben milletvekili adayım ya, beni bulaştırmayın bu işlere dersem, hem siyasete hem Zonguldak'a hem de kendime de kötülük yaparım. Evet. Bu riskimi takdirle karşılamalarını istiyorum Cumhuriyet Halk Partileri. Yani eleştiri değil, daha çok alkış sesi duymak istiyorum. Bunu herkes yapmaz. Bakın yapmaz. Yarınki kongrede sunulan tablonun birçoğunun arkasında gazeteler yazıyor. Şuydu buydu. Benim için de yazdılar. Şunun arkasında şunu çıkaracak. Kendimi koyuyorum ortaya. Bundan daha objektif bir şey var mı ya? Evet. Kendimi koyuyorum. Yani ben 2015'te adayım. Beni rahatsız etmeyin. Ankara'da oturuyorum kardeşim. İçinize bakın. Demiyorum. Evet. Ama ben bu ilçelerden, bu delegeden, bu daveti görmesem ben bu işe girmem. O zaman yanlış yaparım. Bakın tekrar söylüyorum. Merkez ilçe Çaycuma karar almışlar. Karar almışlar diyorum. Yani hem yönetimiyle hem delegesiyle. Karar almışlar ki benim gittiğim her yerde yanımda da olmaktan sorun görmüyorlar. Karar almışlar. Ben aday olmazsam olmazsan beraber gemi batacağız abi diyorlar. En zor Ereğli'ymiş. Bak bana bak batacağız diyorlar ya beraber batacağız. O kadar aslında moralleri bozuk karamsarlar. E ben bu arkadaşları nasıl reddedebilirim? Onun haricinde Kilimli ilçesi, Kozlu ilçesi, İlçe başkanlarında ve delege üzerinde ciddi anlamda
ciddi anlamda net sayılar veriliyor. Yani diyorlar ki... Başkan düzeyinde de Kilimli Belediye Başkanı da destekli mi? Bakın böyle isimlere gene girmeyelim. Ama size genel söylüyorum. Genel söylüyorum. İlçelerin delege kongreye gelecek delegelerin üzerinde ilçe bazında ciddi anlamda ilçe başkanlarıyla da görüşüyor. Hepsinde görüşüyor. Ereğli'de biraz bir sorun var ama. Ereğli'de sorun benle ilgili değil de Ereğli'nin kendi içinde 3-5 grup var. Yani biraz dağınık yapısı var Ereğli'nin. Aslında bu da Ereğli'nin biraz evvel olması gereken yerde hemfikir olduk değil mi? Ereğli 2 olmalı, 1 olmalı. Ama orada zarar veriyor Ereğli'ye. Ben Ereğli ilçe başkanında da söyledim. Hayrettin Başkan'ı severim. İyi bir arkadaşımız. Evet. Kendisine de söyledim. Çok iyi bir başkan. İnsan. Yani çok iyi bir insan. Gerçekten. Düzgün bir arkadaş. Evet. Yani hiç kişiliğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Ona da söyledim ya. Ereğli'de en çok üye var. Yani burada bir birliktelik sağlanamıyor işte. Yani Ereğli'de tabii hepimiz yüzen bir belediye kaybı oldu. Bunu da görmek lazım. Ama kolay değil. Ama bir şey soruyorum. Yani burada biz hakikaten göz göre göre İl başkanı. Evet. Yani garanti yerlerimiz başındaydı. Ama başkanım bir şey diyeceğim. Burada lütfen. Bir es yapalım. Hayrettin'e biz buradan bağırdık. Dedik ki, ey il başkanı Hayrettin'i görevden al. Çünkü Hayrettin arkadaşımız, her zaman da görüşüyoruz. Ormanlı'yı görevden aldı. Neymiş? Başarısızmış. Ya Ormanlı görevdi. Sen işte onlara girme. Şimdi, yani, abi, bunlarla beni konuşturma. Bana da iyilik yapmasın. Ama ben sana genel bir şey söylüyorum. Bak, bu seni mutlu etsin. Anlıyorum ki CHP'de Ereğli'de olsun, Zonguldak'ta bazı şeylerin iyiye gitmesini sen de istiyorsun. Memleket için. Tabii canım. Burada en fikir miyiz? Yani memleket için. Dün demin dediğimiz gibi Saadet Partisi'nde de iyisin. Tabii iyi gitsin ki Ereğli'de bundan nasibini alsın, Zonguldak'ta alsın. Ben açıkçası ne istiyorum biliyor musunuz? 16 Kasım'da koyacağımız kongreye o irade, o yönetim, bu dediklerin hepsini halledecek noktalar. Yani Zonguldak'ın bütün sorunları CHP il yönetimi tarafından görülecektir. Çözümleri ortaya konulacaktır. İlçeler bazında da dayanışma. Bakın 12 tane belediyemiz var bizim. Çok ciddi bir rakam. Başta il belediye başkanımız, abi belediye, bizim kalemiz. O başta olmak üzere bütün belediye başkanlarıyla ciddi bir ittifak kuracağız. Beraberlik, üyelerle birlikte bunların hepsini yapacağız. Ama burada ciddi bir cevap istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sayın Harun Akın'a şöyle haksızlık yapmak istemiyorum. Sanki il başkanı gibi soruyor soruları. Evet. İl başkanı adı gibi. Onu herkes biliyor olmadığını da bir şey soracağım. Yani iki dönem, bir dönem milletvekili yaptınız, merkez ilçelerden ile kadar geldiniz. Bu görevden, yani milletvekili olduktan sonra, bu geçen süre içinde keşkeleriniz, ben siyasette tekrar olursam, il başkanı ya da milletvekili, Zonguldak'la gördüğünüz eksiler neler, ben de bunları çözerim dediğiniz, gerçekten topluma vereceğiniz bir ciddi doneler olarak neler var? Var. Benim Zonguldak'la ilgili kitabım da var. Keşke getirseydim. Biliyorum ben kitabınızı gördüm. Yani Zonguldak'ın her sorununu parlamentoda kürsüye geçirmiş bir kardeşinizin. Kayıtları da yani milletvekili da alabilir. Hepsini, şimdi tabii ki Zonguldak bu madenden ötürü ve madenlere kör bakıştan ötürü bir geriye gidiş var. Zonguldak'ın gerçekten samimiyetle söylüyorum kömür meselesini çözmeden ben diğer işlerin çözüleceğine inanmıyorum. Çünkü bu yerin altında bu kömür var. TTK 89'dan beri rödevans işiyle iş yapıyor. Ve bu torba kanunu onu da baltaladı. Rödevansa yatırım yapan insanlar da var. Trilyonlarda evet. Yatırım yapmışlar. Şimdi bunu kısadan ise efendim alın verin işletemiyorsanız diyemezsin. Onlar TTK'ya verse TTK hiç işletemez. TTK her kolunu özelleştirmiş. Evet. Yani ciddi anlamda bir model Zonguldak'ın geleceğini ilgilendiren bir kömür masası kurmamız lazım. Ben bunu yapacağım. Benim zaten bununla ilgili altyapısı var, çalışmalarım da var. Şöyle. Zonguldak'ın kömürüyle ilgili CHP dönemimizde, yönetici dönemimizde il yönetimi ciddi bir masa kuracak. Dışarıdan yardım alacağız, milletvekillerinden yardım alacağız, uluslararası yardım alacağız. Başka ülkelerde bu maden bölgelerinin kurtuluşu için ciddi çalışmalar yapılmış. Ben Ankara'da bazı dostlarımla görüşüyorum. Bunu bir kere Zonguldak'ta CHP'nin bununla ilgili bir sözü olacak. Bu bir. Onun ötesinde Ereğli'nin ciddi sorunları var. Ben Ereğli'de dostlarım, arkadaşlarım var. Ereğli'de Erdemir var ama Ereğli'de Erdemir'e rağmen Erdemir yokmuş gibi ciddi sorunları var Ereğli'nin. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Bunları şimdi burada tek tek açsak sabaha kadar konuşmamız lazım. Filyos, bakın Filyos'u
liman ihalesi yapıldı, çok önemsedim. Bütçeden yapıldı o ihale. Ama o ihale ne oldu? Bunu kim soracak? CHP İl Başkanı soracak. Yani ihale yapıldı, ödeneğe kondu, bu sene bitiyor, ses yok. Bunu kim soracak ya? Kim soracak bunu? Bunu siyasetçi soracak. İktidar bunu yapıyorsa muhalefet soracak, öyle değil mi? Yani HEMA'daki üretimi kim soracak? Kim soracak? Bak benim kitabımda var. Yani bunlar aldılar burada, bütün sürelerini açtılar, üretime geçmiyorlar. Amasra da öyle. Kim soracak bunu? Ben burada bir şey görüyorum. Evet. En yakın Düzce'ye bakıyoruz, Bolu'ya bakıyoruz. Yıllardır ben buraları izlediğim zaman, Karabük'e bakıyoruz. Buranın milletvekilleri, MHP'li olsun, AK Partili veyahut da CHP'li, bir diyalog içindeler. Bir diyalog içindeler. Ama maalesef Zonguldak milletvekilleri, ben 27 yıllık gazeteciyim. Azı var, çoğu var, azı yok. Bu noktada maalesef siz de yaşadınız. Yani siyasi farklılıklarını bir ortaya koyup, bir kenara koyup da bölgede ortak bir sorun üzerinde birlikte olamıyorlar. Bu neden? Ya bu neden işte Zonguldak'ta işte bu kişinin kendisiyle ilgili, mesela ben kendi dönemimle ilgili böyle bir eleştiri hiç almamıştım milletvekiliyle. Aksine ben hangi gazeteciyle bulsam, benim heyecanımdan, benim çalışmalarımdan, benim o gün mecliste kovaladığım meselelerden konuşurdum. Ben hiç böyle bir görevimle ilgili, ya arkadaş siz niye çalışmıyorsunuz? Harun Bey sen milletvekilisin, niye çalışmıyorsunuz, niye Zonguldak'a sahip çıkmıyorsunuz diye bir soru almadım. Mehmetciğim bu soru beni ilgilendirmiyor. Bu soru beni ilgilendiriyor. Bu soruyu mevcut milletvekili arkadaşlara sor. Cevaplarını onlara. Ben onlar adına cevap versem hoş olmaz. Ama ben kendi dönemimde asla mütevazı davranmıyorum. Zonguldak'ın bütün meseleleriyle ve ciddi de bir rahatsızlık dönemim de oldu benim. Bir sene evet, hastanede de yaptım. Yani ciddi bir hastalıkla mücadele ettim. Hastalık. Ben hasta bitti Allah'a şükür. Bir sene oldu. Allah kimseye göstermesin. Ciddi bir direkten döndüm. Ben o hastanede kolumda kemoterapi varken bile, kemoterapi ilacı almışken, hastaneden çıkmam yasakken ben meclise gidip tezkerelerde oy kullanmışım. Yani ben Zonguldak'la ilgili kanun teklifi yazmışım. Hastane yatağında bir gün Deniz Bey uçakta indi, ya arkadaşım sen dedi hayatına baksana dedi ya. Bırak bu işler yürür dedi ya Harun. Yani ben böyle bir Zonguldak sevdalısı siyasetçiyim. Bu heyecanımın bittiğin anda hiç merak etmeyin. Yani bu futbolcunun tribünlerden gelen ıslığı gibidir. Ben o şeyi görürsem zaten kendiliğinden bırakırım. İddiam devam ediyor. Heyecanım devam ediyor. Ama il başkanı, ama milletvekili. Buralara takılmayın. Hiç önemli değil. İddiasız adamdan bana göre milletvekili hedefi koymayan insanı bence il başkanı yaparken düşünün. Yani siz il başkanı... Yani il başkanı eğer ben milletvekili olmayacağım.